Gidip kendime bir tane çalar saat aldım. Bundan sonra o kadar uzun süre uyumak yok. Belki de çok uyuduğum için zengin olamıyorumdur. Kim bilir, belki de rüyamda zengin olduğumu gibi. Şu rüyalarda olmasa bu. Güzel, krizin birisini avladım. Şu adamın haline bak. Dümdüz ettim la adamı. Ağzı yüzü patladı krizin. Hapisten kaçtım. Yakalanmamak için bu adamın yerine geçeceğim. O yüzden bu adamın işini bitirdim. Böylece kimse benden şüphelenmeyecek. Hayatımın sonuna kadar bu adamın yerine geçip o adam gibi yaşayacağım. Acaba hayatı nasıl? Güzel mi bu kerizin? Gidip şunun evine yerleşelim. Amma yoruldum la. Hapishaneden kaçmayı siz kolay bir şey mi sanıyorsunuz? Bir kere benim gibi melek gibi bir insan niye hapse attınız ki lan siz? Baksana benden ne kötü, kimseye kötülük gelmez. Oldu bana. Neredeyim ben? Burası neresi? Şu adamın kafası yamulmuş. İyi misin la? Sen kimsin? Burası neresi? Bu adam iyi değil. Beni tanımadı. Sen beni tanımıyor musun la? Seni nereden tanıyorum? Sen kimsin ki? Ben Mahmut. Bu köyün reisiyim. Ben kimim? Sen kim olduğunu bilmiyor musun la? Hiçbir şey hatırlamıyorum. En son ne yapıyordum? Kalkalım. Başımda çok kötü bir ağrı var. Olamaz. Şimdi sen kim olduğunu hatırlamıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum. Bak, büyük ihtimal sen de Mahmut'sundur. Mahmut, benim adım Mahmut mu? Bak, benim adım da Mahmut. Senin adın da Mahmut. Şu şansa bak. Çok büyük şansa ilk defa kendi ismimle biriyle karşılaşıyorum. Ben de Mahmut. Ne olur beni bırakma, gel buraya. Evimi nerede bulacağım şimdi ben? Bir tane saatim var. Şu ev büyük, benim evime benziyor. Ben kesin böyle bir evde yaşıyorumdur. Çıksana la evimde, sen kimsin la? Ben Mahmut. Şansa bak, ben de Mahmut. O zaman benim evim nerede? Nerede oturuyordum acaba? Hamburgerci. Şunları da hazırlay. O ne la? Ölmedi mi la? Hamburgerci beni gördü. Bana hamburger hediye edecek. Olamaz, şimdi yakalandık işte. Ne oluyor la burada? Geliyor hamburgerci amca. Karnım çok acıktı. Bir saniye açıklayabilirim. Hamburgerin nasıl olduğu umurumda değil. Double olur, normal olur, fark etmez. Ne diyorsun la? Sen hamburgerci değil misin? Evet, hamburgerciyim. Sen kimsin? Onu ben bir hatırlayabilsem. Ben kim olduğumu unutmuşum la. Hafızasını kaybetmiş. Hatırlayamıyorum. İçimden bir ses çok zengin birisi olduğumu söylüyor. Ne zengin la? Sen zengin falan değilsin. Değil miyim? Neyim o zaman? Ben nerede yaşıyorum? Sen şuradaki çöplükte yaşıyorsun. Çöplükte mi? Orada mı? Ben evsiz miyim yoksa la? Evet, nereden bilin? Sen evsiz fakirin tekisin. Sen şimdi git o çöplükten bir şeyler bul yiyecek. Bana bir tane hamburger hediye eder misin? Hayır, korumamayım la be. Defol la şuradan, evsiz pis fakir, git şuradan. Acımasız vicdansız. Kafasın 50 kilo düştü, bu adam nasıl yaşıyor la? Oradan bakıyor bak, ne olurdu bir tane peynirli sandviç versen. Ne olurdu bir çikolata versen. Demek ben köyün çalar saatli delisiymişim. Kerizin hafızasını kaybetti, iyi oldu. Bunun hayatını şimdi ben yaşayacağım. Aranızda bir tane hamburger ısmarlayacak yok mu? Gittin hala bak, dükkanın beşikleri bak. Ben bu adamı bir yerden hatırlıyor gibiyim. Nereden hatırlayacaksın? Evsiz de o köyün evsizi, çöplükte yaşayan adam. Bu kerizi şimdi hatırladım. Doğru, evsiz çöplükte yaşıyor. Günlerdir bu çöplükte yaşıyorum. Çöp atmayı, içinde ne var acaba? Demek buradasın. Abi, Allah rızası için gelenciye sadaka. Sana acıdım, sana sadaka vereceğim, sana para vereceğim. Bekle, sen neredeydi? O silah. Ben bu silahı bir yerden hatırlıyor gibiyim. Nereden hatırlayacaksın la bunu? Eniştem Umre'den gelirken Arabistan'dan alıp getirdi bana. Arabistan mı? Dolar. Efsane değilmiş. Saçmalama, sana bunu vermeyeceğim. Tabii, o kadar keriz mi sandın la beni? Sana bunu vereceğim. O ne? 50 kuruş. Abi o çöpü de alayım. Bunun içinde bir güzel şeyler var mı? Dün akşam güzel bir somon ızgara yedim. Onun kılçığı var. Bir de elmanın, armutun ortası var. Olamaz. Başka köye gelmiş. Şimdi sonum geldi. Kesin beni aramaya geldi. Mahmut, söylenenler doğru mu? Şunları bir de anlat la. Evet başkanım, doğru. Yakalamaya çalıştığınız adam delirmiş. Çöplükte yaşamaya her şeyini kaybetmiş. Demek öyle. Demek her şeyini kaybetmiş. Bir de bana rakip olun. Bir de benim işimi bitireceksin. Amma komik. Amma geri adam la Mahmut la bu. Başkanım, amma geri, eline bir tane çalarsa ortalıkta dın 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 diye dolaşıyormuş. Kafayı yemiş la. Gidelim de şuna. Deli deli diye alay edelim. Gülelim Mahmut.
polisin beni gördü. Baksana gülüyorlar. Beni yakaladığı için mutlu. En iyisi gideyim de şu başkan biraz yağ çekeyim de dikkatini. En iyisi gideyim bir sürü para falan vereyim. Hapse geri dönmeyeceğim. Kasada ne kadar para varsa boş atla, boş at şunları, alalım hepsini de. Aman efendim, kim gelmiş, kimleri görmüş? Canım başkan, en sevdiğim başkanım. Şunları hemen koyalım şuraya. Başkanım bu paralar sizin oranladığınız. Görüyor musun abi, ödemeyi yapıyor la. Başkanım bunlar ödemeler. İşte görün, örnek al, örnek bir vatandaş. Başkanım, canım başkanım, ama bu oranlar çok düşük. Düşük mü? Mahmut, bu oranlar düşük mü la? Yo başkan, bayağı yüksek. Şimdi şunu size verdiğim zaman şu elimde görmüş olduğunuz şey bana kalıyor. Bana niye bu kalıyor? Allah korusun, ben gider ekmek alırım, karnım falan doyar. Sana o mu kalıyor? Evet başkanım, görmüş olduğunuz bu kalıyor. Sana amma çok kalıyormuş la. Böyle yaparsanız al, bolluk ve refahtan şımarır. O zaman onu da ver. Abi iki ya başkan, bunu da, bunları veren adam bak. Bunu siz alın bak, bende hiç kalmasın. Doğru, sen amma iyi, amma düzgün, amma örnek bir vatandaşsın la. Herkes beni dinlesin. Bu görmüş olduğunuz vatandaş, yılın vatandaşı ilan ediyorum. En sevdiğim yılın vatandaşı. Aferin size. Sen şimdi git para kazanmaya devam et, tamam Mahmut. Canım başkan, huzurunuzdan çekiliyorum. Bugünlerde kimse bana yardım etmiyor. Bu adam kim? Söylenenler doğruymuş Mahmut. Yoksa sen beni tanımadın, hatırlamadın mı? Yok, kimsin sen? Ben bu köyün başkanıyım. Köyün başkanı sen misin? Evet, sen de benim sadık kölemdin, unuttun mu la? Zaten yüzünüz de nurlu gibi, adam gibi adama benziyorsunuz. Ben adamı ilk görüşte tanırım. Mahmut, kendimi tutamıyorum la, gülmeye başlayacağım la. Gülün başkanım, gülün, hayırlı uğurlu olsun. La vallahi la, amma gülesim geliyor. Niye gülüyorsunuz ki? Üstüme para kalmamış. Bakayım, bekle. Aha. Gülüyorum gülüyorum. Kendimi tutamıyorum la. Sizi bu kadar mutlu eden şey ne olabilir acaba? Her şey para mı? İyilik, insanlığa ne oldu? O ne la? Kıza bak. Yiyecek bir şeyler var mı acaba? Sen kimsin? Ben evsizim, sokakta yaşıyorum. Şansı bak, ne kadar çok ortak yönümüz. Ben de sokakta yaşıyorum. Ayıptır söylemesi. Halim de itten beter. Yiyecek bir şey? Salam ekmeğim var ama hani ben bile yemeğe kıyamıyorum. 10 gündür yalıyorum sadece. Artistlik olsun diye yemeğe kıza verdik. Açlıktan öleceğim la. Şuna bak, salatalık buldum. Çengelköy mü, sulu sulu mu? Sen bana salam ekmek verdin, ben de sana bunu veririm. O zaman bana afiyet olsun. Ver de yiyeyim bir, karnım çok, öleceğim la açlıktan. Yalnız bu salata biraz ıslak, yıkadın mı yoksa? Sanki tadında da bir gariplik var gibi. Seninle tanışmak çok güzel. Kim bilir, belki de yakında hayatımız yoluna girer. Bu ne? Amca şu kıza bak. Ben bu kızı istiyorum amca. Canım yeğenim, tabii ki de alabilirsin. Bugüne kadar isteyip de alamadığım hiçbir şey olmadı. Ama öyle olmaz. Siz her istediğinize sahip olamazsınız. Sen öylesen. Bak şimdi iyi izle. Olamaz. Geliyorum aşkım. İyi insan, seni o kötü kızdan kurtardım la. Ne? Demek benim iyiliğim için yaptın. Ne? 3 tane Rus kız be. Ya ben gitmem gerekiyor. Güle güle büyük adam, yüce insan. Şimdi gidip size söylediğim adamın ağzını yüzünü kıracaksın, tamam mı? İyice dövün. Hiç merak etmeyin, o adamın üzerinde sanatsal bir çalışma yapacağız. Şimdi birazdan seni döveceğiz ama sen kendini bize bırak. Rahat bırak, gevşe. Dayağımızın tadını çıkartmaya çalış. Ona... İşte böyle. Şuna da bak bakalım. Bak şimdi bu yumruk çok tatlı gelecek. Bak. Bu kadar oyun yeter. Gel bakalım. Gel de işini bitireyim. Merhaba. Yoksa beni gördüğüne sevinmedin mi? Evsiz adam. Evimde ne işin var? Demek burası senin evin. Evet, benim evim tabii. Öyleyse bu bilgisayarın içinde neden benim resimlerim var? Senin resimlerin mi şey? Şimdi senin işini bitireceğim. Eniştemin umreye gittiğin Arabistan'dan aldığı tabancanın sende ne işi var la? Ne eniştesi? Onun dedemin tabancası bu. Hatırlıyorum. Bu tabancayı gördüğüm anda her şeyi hatırladım. Köye başkanın geleceğini duyunca numara yaptım sadece. Bugün o başkanın işini bitireceğim. Madem öyle, o zaman ben gideyim. Ama çok satış yapmış. Tamam teşhis, seninle işim bitti. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Tam beklemediği anda onun işini bitireceğim. Köye gelmiş. Bu köy artık istediğim gibi gelip gidiyorum la. Son gelişin olacak. Bakın burada kim varmış. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne? Başkanı vurdular la. Mermim bitti, bir saniye bekle. Merak etmeyin başkanım, kurtaracağım sizi, gidelim.
Ne olur gitme. Ama bir tane vurdum, gördünüz mü? Fark ettiniz mi o şimdi? Evet, bugün kafama örs düşmesi sonucunda hafızamı kaybettim. Evsiz olarak yaşadım. Evsiz olmam sayesinde az kalsın başkanın işini tamamen bitiriyordum. Eğer o suçlu başkanın tedavi gördüğü hastanede ona suikast düzenlemeyi istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer elmaslarımla köydeki evsizlere yardım edip iyilik yapmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.